27. Bölüm Senval Sen pencerenin önünde duruyordu. Güneşin son ışıklarının bir sıra sivri tepeli çatının ardında kayboluşunu izlerken endişeli bir halde sallanıyordu. Yine sarhoş oldu galiba diye düşündü hüzünle. Ya da yeni bir kızla tanıştı. Küfretmesi mi yoksa ağlaması mı gerektiğini bilmiyordu. Derya'nın onun kardeşi olması gerekiyordu. Ondan şarkı söylemesini iste. Bunu herkesten iyi yapar. Ondan başka bir şey yapmasını iste. Gece sesi yükselmeye başlamıştı. Eski kanal boyunca dizilmiş binaların duvarlarına gri parmaklar tırmanıyordu. Geri döneceğine dair söz verdi, dedi Sam. Onu sen de duydun. Shepboy, kırmızı ve şiş gözleriyle Seme baktı. Kirli ve dağınık saçları yüzüne dökülmüştü. Kız, bir çalılığın dallarının arasından bakan, ürkek bir hayvana benziyordu. En son günler önce bir ateş yakmışlardı. Ama yabanıl kız, soğuk küllerde hala bir parça sıcaklık varmış gibi şöminenin yanında oturuyordu. ''Burada bizimle birlikte olmaktan hoşlanmıyor.'' dedi. Bebeği uyandırmamak için fısıltıyla konuşuyordu. ''Burada hüzün var. O şarap ve kahkaha olan yerleri seviyor.'' ''Evet.'' diye düşündü ''Ve buradan başka her yerde şarap var.'' Bravos hanlarla, birahanelerle ve genel evlerle doluydu. Ve eğer Deryan bir şömine ateşini ve sıcak şarabı, bayat ekmeğe, ağlayan bir kadına, şişman bir korkağa ve yaşlı hasta bir adama tercih ediyorsa, onu kim suçlayabilirdi? Ben suçlayabilirim. Akşam olmadan önce döneceğini söylemişti. Bize şarap ve yiyecek getireceğini söylemişti. Sam her şeye rağmen şarkıcının aceleyle eve doğru koştuğunu görmeyi ümit ederek bir kez daha pencereden dışarı baktı. Gizli şehrin üzerine çöken karanlık, sürünerek ara sokaklara ve kanallara giriyordu. Bravosunu iyi insanları birazdan pencerelerinin panjurlarını kapatacak ve kapılarını sürgüleyeceklerdi. Gece eşkiyalara ve zaniyelere aitti. Derya'nın yeni arkadaşları var diye düşündü Sam kederle. Şarkıcı son zamanlarda sadece o arkadaşlardan bahsediyordu. Bir zaniye hakkında şarkı yazmaya çalışıyordu. Kadının adı Ay Gölgesiydi. Değeri yanı, ay havuzunun yanında şarkı söylerken duymuş ve onu bir öpücükle ödüllendirmişti. Ondan gümüş istemeliydin, demişti Sam. Sikkiye ihtiyacımız var, öpücüklere değil. Fakat şarkıcı sadece gülümsemişti. Bazı öpücükler sarı altından daha değerlidir katil bunu hatırlamak da Sam'i öfkelendirdi. Darian'ın görevi zaniyelerle ilgili şarkılar yazmak değildi. Darian'ın görevi suru ve gece nöbetçilerinin kahramanlıklarını anlatan şarkılar söylemekti. John, o şarkıların birkaç genç adamı siyahları giymeye ikna edebileceğini ummuştu. Ama Darian altın öpücükler, gümüş saçlar ve kırmızı dudaklar hakkında şarkılar söylemişti. Kimse kırmızı dudaklar için siyahları giymezdi. Bazen Derya'nın şarkıları bebeği de uyandırıyordu. Çocuk feryat etmeye başlıyordu. Derya'nın ona sessiz olması için bağırıyordu. Şef boya ağlıyordu. Sonra şarkıcı öfkeyle dışarı çıkıyor ve günlerce geri dönmüyordu. Bebeğin ağlamaları yüzünden kızı tokaslamak istiyorum diye şikayet ediyordu Derya'nın. Kızın iç kırıkları yüzünden hemen hemen hiç uyuyamıyorum. Eğer bir oğlun olsaydı ve onu kaybetseydin sen de ağlardın diye düşündüsem. Shepboy'u kederli olduğu için suçlayamıyordu. Bunun yerine Jon Snow'u suçluyor ve Jon'un kalbinin ne zaman taşa dönüştüğünü merak ediyordu. Bu soruyu bir keresinde Shepboy kanaldan su çekmeye gittiğinde Üstad Eamon'a da sormuştu. Yaşlı adam, onu Lord Kumandan yaptığınızda diye yanıtlamıştı. Şimdi, saçakların altındaki bu soğuk odada çürürken bile Sam John'un, Üstad Eamon'un düşündüğü şeyi yaptığına inanmak istemiyordu. ''Ama doğru olmalı. Yoksa Shepboy neden bu kadar çok ağlasın?'' Semin yapması gereken tek şey, Shepboy'a emzirdiği çocuğun kime ait olduğunu sormaktı. Ama Semin buna cesareti yoktu. ''Ben hala korkuyorum John.'' Sen bu dünyada nereye giderse gitsin, korkusu da onunla birlikte gidiyordu. Bravo'sun çatılarında gök gürültüsüne benzer bir gümbürtü yankılandı. Titan, deniz kulağının karşısından gecenin çöküşünü haber veriyordu. Ses, bebeği uyandıracak kadar şiddetliydi ve bebeğin feryadı Üstad Eyman'ı uyandırdı. Şepboy çocuğu emzirmeye giderken yaşlı adamın gözleri açıldı. Eyman yattığı dar yatakta hafifçe kıpırdandı. Yumurta, çok karanlık. Neden bu kadar karanlık? Çünkü sen körsün. Bravo'sa vardıklarından beri Eyman'ın aklı daha sık gidip gelir olmuştu. Bazı günler nerede olduğunu bilmiyormuş gibi görünüyordu. Bazı günler bir şeyler söylerken ne anlattığını unutuyor ve babasıyla ya da ile ilgili anlamsız konuşmalar yapıyordu. Eyman 102 yaşında diye hatırlattı Sam kendine. Ama Üstad Karakale'de de 102 yaşındaydı ve aklı orada hiç gidip gelmiyordu. Benim, dedi Sam. Sam Valtarli, kahyanız. Sam. Üstad Eamon dudaklarını yaladı ve gözlerini kırpıştırdı. Evet ve burası bravos. Beni bağışla Sam. Sabah oldu mu? Hayır. Sam yaşlı adamın alnına dokundu. Eamon'un nemli teni soğuk ve yapış yapıştı. Solukları hafif bir hırıltıya dönüşmüştü. Gece oldu üstad, uyuyordunuz. Uzun zamandır, burası çok soğuk. Odunumuz yok, Dedisem. Sam. Hancı, sikke ödemezsek daha fazla odun vermeyeceğini söyledi. Bu konuşmayı dördüncü ya da beşinci kez yapıyorlardı. Sikkelerimizi odun almak için kullanmalıydım, diye azarladı Sam kendi kendine üstadı sıcak tutmayı akıl etmeliydim. Ama sen son gümüşünü kırmızı eller sarayından bir şifacıya vermişti. Şifacı, üstüne kırmızı ve beyaz şeritler işlenmiş bir cübbe giyen, uzun boylu solgun bir adamdı. Gümüş sikkenin seme satın aldığı tek şey, yarım matara rüya şarabıydı. Bu, adamın gidişinin daha zahmetsiz olmasına yardım edebilir, demişti Bravoslu. Sam yapılacak başka bir şey olup olmadığını sorduğunda adam başını iki yana sallamıştı. Merhemlerim, iksirlerim, çaylarım, alkollü karışımlarım, zehirlerim ve lapalarım var. Adamı kanatabilirim, sülükleyebilirim, bağırsaklarını temizleyebilirim. Ama neden? Hiçbir sülük onu tekrar genç yapamaz. Bu yaşlı bir adam ve ölüm onun ciğerlerine işlemiş. Ona bunu içir ve burak uyusun.'' Ve Sam, üstadın uyumasına izin vermişti. Bütün gece ve bütün gün. Ama şimdi yaşlı adam doğrulmaya çalışıyordu. Gemilere gitmeliyiz. Yine gemiler. Dışarı çıkamayacak kadar zayıfsınız. Demek zorunda kaldı Sam. Üstad Eyman'ın yolculuk sırasında kaptığı soğuk algınlığı adamın göğsüne yerleşmişti. Bravos'a vardıklarında Üstad o kadar güçsüzdü ki onu kıyıya taşımak zorunda kalmışlardı. O sırada hala bir torba gümüşleri vardı ve Darian Han'daki en büyük yatağı istemişti. Aldıkları yatak 8 kişinin uyuyabileceği kadar genişti. Bu yüzden Hancı 8 kişilik ücret almak için ısrar etmişti. Yarın sabah limana gideriz diye söz verdi Sam. Siz de araştırır ve Eskişehir'e giden bir sonraki gemiyi bulursunuz. Bravos sonbaharda bile yoğun bir limandı Eyman yolculuk edebilecek kadar iyileştiğinde onları gitmeleri gereken yere götürecek bir gemi bulmaları zor olmayacaktı. Yolculuğun bedelini ödemek daha güç olacaktı. Yedi krallıktan gelen bir gemi en iyi umutları olurdu ya da eski şehirden gelen ve gece nöbetçilerinde akrabası olan bir tacir. Surda yürüyen adamlara saygı duyan birkaç insan hala olmalıydı. Eski şehir diye hırıldadı Üstad Eyman. Evet, rüyamda eski şehri gördümsem. Yine gençtim. Kardeşim yumurta ve onun hizmet ettiği iri şövalye yanımdaydı. Şu korkunç sert elma arabını yapan eski handa içiyorduk. Tekrar doğrulmaya çalıştı ama harcadığı gücün onun için çok fazla olduğu anlaşıldı. Üstad bir an sonra tekrar yatağa yığıldı. Gemiler, dedi yine. Aradığımız cevabı orada bulacağız. Ejderhalarla ilgili bilmeye ihtiyacım var. Hayır, diye düşündüsem. Yiyeceğe ve ısıya ihtiyacınız var. Dolu bir mideye ve yanan bir şömineye. Aç mısınız üstad? Biraz ekmeğimiz ve bir parça peynirimiz kaldı. Şimdi değilsem, sonra daha güçlü olduğumda. Yemek yemezseniz nasıl daha güçlü olacaksınız? Denizde Sikegos'tan sonra hiçbiri fazla yemek yememişti. Sert sonbahar fırtınaları bütün dar deniz boyunca onları kovalamıştı. Fırtına gök gürültüsüyle, şimşekle ve günlerce süren kara yağmurlarla birlikte güneyden gelmişti. Bazen de insanın içine işleyen soğuk ve amansız rüzgarlarla kuzeyden esmişti. Bir keresinde hava o kadar soğumuştu ki Sam uyanmış ve bütün gemiyi inci kadar beyaz bir buz tabakasıyla kaplı halde bulmuştu. Kaptan geminin direğini indirip güverteye bağlamıştı. Gemi yola küreklerle devam etmişti. Titan'ı gördükleri sırada herkesin midesi boştu. Ama sağ salim karaya çıktıklarında Sam kurt gibi aç olduğunu fark etmişti. Darian ve Shep Boy da aynı durumdaydı. Bebek bile daha büyük bir iştahla süt emmeye başlamıştı. Fakat Heyman mutfaktakilere yalvarıp bayatlamış ekmeği ıslatmak için biraz et suyu alabilirim, dedi Sam yaşlı adama. Hancı soğuk bakışlı sert bir adamdı ve çatısının altındaki bu siyahlı yabancılardan şüpheleniyordu. Ama hancının ahçısı daha nazik biriydi. Hayır, belki biraz şarap. Şarap yoktu. Darian, şarkı söyleyerek kazandığı sikkelerle şarap alacağına dair söz vermişti. Sam, daha sonra şarabımız olacak demek zorunda kaldı. Suyumuz var ama iyi su değil. İyi su, bravo suların tatlı su nehri dediği büyük su kemerinden geliyordu. Zengin adamlar kemerden su getirebilmek için evlerine borular döşetmişlerdi. Fakir insanlar kovalarını ve bakraçlarını umumi çeşmelerde dolduruyorlardı. Sen bir keresinde Şeppo'yu biraz su getirmesi için dışarı göndermişti. Ama kızın hayatı boyunca Crestor Kalesi'nde yaşadığını ve daha önce böyle büyük bir yer görmediğini unutmuştu. Bravos, adalardan ve kanallardan ibaret bir labirentti. Çimenlerden ve ağaçlardan yoksundu. Shepboy'un anlamadığı dilde konuşan yabancılarla doluydu. Shepboy dışarıda öyle korkmuştu ki, önce yolunu, çok geçmeden de kendini kaybetmişti. Sam kızı uzun zaman önce ölmüş bir deniz lordunun taştan ayaklarının dibinde ağlar halde bulmuştu. Elimizde hala kanal suyu var dedi Sam Üstad Eamon'a. Ama aşçı suyu kaynattı. Eğer isterseniz rüya şarabımız da var. Şimdilik yeterince rüya gördüm. Kanal suyu yeter. Bana yardım et lütfen. Sam yaşlı adımı doğrulttu. Su kupasını adamın kuru ve çatlak dudaklarına götürdü. Buna rağmen suyun yarısı üstadın üstüne döküldü. Birkaç yudumdan sonra ''Yeter'' dedi üstad, öksürdü. ''Beni boğacaksın.'' Semin kollarında titredi. ''Oda niye bu kadar soğuk? Odunumuz kalmadı. Deryan, şömineli bir oda için Hancı'ya normalden iki kat fazla ücret ödemişti. Ama burada odunun bu kadar pahalı olabileceği hiçbirinin aklına gelmemişti. Bravosta kudretli adamların avluları ve bahçeleri dışında ağaç yetişmiyordu. Bravos'tular büyük deniz kulağının etrafını çevreleyen, ücra adaları kaplayan ve rüzgar siperi gibi iş görerek şehri fırtınalardan koruyan çamları da kesmiyordu yakacak odun, nehirlerin yukarısından ve deniz kulağının karşı tarafından mavnalarla getiriliyordu. Burada gübre bile kıymetliydi. Bravoslular at yerine tekne kullanıyordu. Eğer sen ve yanındakiler eski şehire planladıkları gibi gidebilselerdi, bunların hiçbiri onlar için önemli olmayacaktı. Ama Üstad Eym'in bu kadar hastayken plana sadık kalmaları imkansızdı. Açık denizde yapılacak yeni bir yolculuk Üstad'ı öldürürdü. Eyman'ın elleri battaniyenin üstünde gezinerek Sem'in kolunu aradı. Limana gitmeliyiz Sam. Daha güçlü olduğunuzda. Yaşlı adam tuzlu su serpintilerine ve su kenarındaki nemli rüzgarlara dayanacak durumda değildi ve Braavos'ta her yer su kenarıydı. Kuzey Mor Limandı. Braavos'ta ticaret gemileri Denizli Ordunuz sarayının kubbelerinin ve kulelerinin altına bağlanıyordu batıda Paçavracı Limanı vardı. Diğer özgür şehirlerden, Batı Diyar'dan, benden ve Uzak Doğu'nun masalsı topraklarından gelen gemiler orada toplanıyordu. Geri kalan her yerde küçük rıhtımlar ve palamar yerleri vardı. Karidesçiler, yengeççiler ve balıkçılar çamur düzlüklerinde ve nehir ağızlarında çalıştıktan sonra teknelerini eski iskelelere bağlıyorlardı. Şimdi güderseniz çok fazla yorulursunuz. Öyleyse benim yerime sen git. Diye ısrar etti Eamon. Ve bana şu ejderhaları gören birini getir. Ben mi? Bu öneri Sem'i dehşete düşürdü. Üstad, o sadece hikayeydi. Bir denizci hikayesi. Bunun suçlusu da Darian'dı. Şarkıcı, bir birahanelerden ve genel evlerden tuhaf hikayeler getiriyordu. Fakat ejderhalarla ilgili olanı duyduğunda sarhoştu ve hikayenin detaylarını hatırlamıyordu. Bütün hikayeyi Deryan uydurmuş bile olabilir. Şarkıcılar bunu yapar. Hikayeleri uydururlar. Yaparlar, dedi Üstad Eamon. Ama en düzsel şarkılarda bile bir parça gerçek vardır. Benim için o gerçeği bulsam. Kime nasıl soracağımı bilemem yüksek voley dilinden sadece birkaç kelime biliyorum. Bravo dilinde söylenenlerin yarısını anlamıyorum. Siz benden daha fazla dil konuşuyorsunuz. Daha güçlü olduğunuzda... Ne zaman daha güçlü olacağım sen? Bana bunu söyle. Yakında, eğer dinlenir ve yemek yerseniz, Eskişehir'e vardığımızda... Ben Eskişehir'i tekrar görmeyeceğim. Artık bunu biliyorum. Yaşlı adam Sem'in kolunu daha sıkı kavradı. Yakında kardeşlerimle birlikte olacağım. Bazılarına yeminle bağlıydım. Bazılarına kan bağıyla. Ama hepsi benim kardeşimdi. Ve babam tahtın ona geçeceğini asla düşünmemişti. Ama öyle oldu. Babam eskiden bunun bir ceza olduğunu söylerdi. Kardeşini öldüren darbenin cezası babamın hayatta asla bulamadığı huzuru ölümde bulmuş olması için dua ediyorum. Rahipler öldüğümüzde bütün yüklerimizi arkamızda bıraktığımızı ve sonsuza kadar gülebileceğimiz, sevebileceğimiz, yiyip içebileceğimiz tatlı bir diyara gittiğimizi söylerler ama... Ya ışıktan ve baldan oluşan bir yer yoksa ya ölüm dediğimiz şey soğuktan, karanlıktan ve akıl almaz bir acıdan ibaretse? Üstad korkuyor diye fark etti Sam. Ölmüyorsunuz, sadece hasta oldunuz, geçecek. Bu sefer geçmeyeceksem. Bir rüya gördüm. Bir adam gün ışığında sormaya cesaret edemediği bütün soruları gecenin karanlığında sorar. Şu son birkaç yılda benim için yalnızca bir soru kaldı. Tanrılar gözlerimi ve kuvvetimi almalarına rağmen beni böyle donmuş ve unutulmuş bir halde neden bu kadar uzun yaşamaya mahkum ettiler? Benim gibi yaşlı ve tükenmiş bir adamla ne işleri var? Eamon'un parmakları titredi. Adamın lekeli cildi incecik damarlarla kaplıydı. Hatırlıyorum Sam. Hala hatırlıyorum. Üstadın söyledikleri bir anlam ifade etmiyordu. Neyi hatırlıyorsunuz? Ejderhaları diye fısıldadı Eamon. Onlar benim hanedanımın şanı ve kederiydi. Son ejderha siz doğmadan önce öldü dedi Sam. Onları nasıl hatırlayabilirsiniz? Onları rüyamda görüyorum Sam. Gökyüzünde kanayan kırmızı bir yıldız görüyorum. Karda ejderhaların gölgelerini görüyorum. Deri kanatlarının şaklamasını duyuyorum. Onların sıcak nefeslerini hissediyorum. Haberlerim de ejderha rüyaları görürdü. Ve rüyalar onları öldürdü. Hepsini. Sen, yarı hatırlanan kehanetlerin doruklarında titriyoruz. ''Şu anda hayatta olan hiçbir adamın anlamayı umut bile edemeyeceği mucizelerin ve dehşetlerin ya da...'' ''Ya da?'' dedisem ''Ya da değil.'' Eamon hafifçe güldü. ''Ya da ben yaşlı, ateşli ve ölmek üzere olan bir adamım.'' Beyaz gözlerini kapadı ve aynı anda tekrar açtı. ''Surdan ayrılmamalıydım.'' Lords bilmiyor olabilirdi ama ben görmeliydim. Ateş tüketir fakat soğuk muhafaza eder. Sur ama geri dönmek için çok geç oldu. Yabancı kapında bekliyor ve o geri çevrilemez. Kahya bana sadakatle hizmet ettin. Benim için son kez cesurca bir iş yap. Gemilere gitsem şu ejderhalar hakkında Öğrenebildiğin her şeyi öğren. Sam kolunu adamın elinden kurtardı. Yapacağım. Eğer istiyorsanız yapacağım. Ben sadece... Başka ne söyleyeceğini bilmiyordu. Üstadı reddedemem. Paçavracı limanının rıhtımlarında ve iskelelerinde Darian'ı da arayabilirdi. Önce Darian'ı bulacağım ve birlikte gideceğiz. Buraya geri döndüğümüzde yiyecek, şarap ve odun getireceğiz ateşimiz ve sıcak yemeğimiz olacak. Ayağa kalktı. Pekala, gideceksem şimdi gitmeliyim. Şepboy burada olacak. Şepboy, ben gittiğimde kapıyı sürgüle. Yabancı kapıda bekliyor. Şepboy başıyla onayladı. Gözleri yaşlarla doluydu. Bebek kucağındaydı. Yine ağlayacak diye düşündüsem. Buna katlanamazdı. Kılıç kemeri duvardaki kancada, John'un verdiği eski borunun yanında asılıydı. Sam kemeri aldı, beline bağladı. Siyah yün pelerini giydi. Kapıdan çıktı ve ahşap merdivenden aşağı indi. Merdivenin basamakları Sam'in vücudunun ağırlığıyla çatırdadı. Han'ın iki ön kapısı vardı. Biri bir caddeye, diğeri bir kanala açılıyordu. Sam, ortak salondan uzak durmak için ilk kapıdan dışarı çıktı. Çünkü Hancı ortak salondaydı. Sem'e e, misafirliğin tadını kaçıran konuklar için ayırdığı o tatsız bakışı atacaktı. Hava soğuktu ama daha önceki geceler kadar puslu değildi. Sen bunun için müteşekkirdi. Bazen zemin öyle yoğun bir sisle kaplı oluyordu ki insan kendi ayaklarını göremiyordu. Bir keresinde Sem'in bir kanala düşmesine sadece bir adım kalmıştı. Sam çocukken Braavos'un tarihini okumuş ve bir gün buraya gelmenin hayalini kurmuştu. Denizden sert ve ürkütücü bir şekilde yükselen Titan'ı görmek, bir gondolun içinde kanallarda süzülüp sarayların ve tapınakların önünden geçmek, yıldızların ışığıyla parıldayan bıçaklarını kullanarak su dansı yapan eşkıyaları izlemek istemişti. Ama şimdi buradaydı ve tek isteği buradan ayrılıp eski şehire gitmekti. Pelerini rüzgarla savruluyordu sen başlığını yukarı çekti. Kaldırım taşlarıyla kaplı yola sapıp Paçavracı Limanı'na doğru yürüdü. Kılıç kemeri sürekli aşağı kayıyordu. Bu yüzden sen bir yandan yürüyor, bir yandan kemerini yukarı çekiyordu. Birileriyle karşılaşma ihtimalinin daha az olduğu küçük ve karanlık caddelerde kalıyordu. Ama yanından geçen kediler bile kalbinin güm güm atmasına sebep oluyordu. Ve bravos kedi kaynıyordu. Der yanı bulmam gerek diye düşündüsem. O kişi nöbetçilerinin adamı. Benim yeminli kardeşim. Birlikte ne yapmamız gerektiğini bulacağız. Üstad Eyma'nın gücü tükenmişti. Şepboy, kederle perişan olmasaydı bile buralarda kaybolurdu. Ama Darian... Onun hakkında kötü şeyler düşünmemeliyim. Başına bir iş gelmiş olabilir. Belki de bu yüzden geri dönmemiştir. Belki bir ara sokakta bir kan gölünün içinde cansız yatıyordur ya da kanallardan birinde yüzüstü sürükleniyordur. Geceleri eşkıyalar iki renkli süslü kıyafetlerinin içinde kasıla kasıla yürüyerek şehirde dolaşıyor ve taşıdıkları o ince kılıçları kullanmakta ne kadar usta olduklarını kanıtlamak için fırsat kolluyorlardı. Bazıları herhangi bir sebep için dövüşüyordu, bazıları da hiçbir sebep olmaksızın. Deryan düşük çeneli ve asabiydi, bilhassa içki içtiğinde. ''Bir adamın mücadele şarkıları söyleyebiliyor olması, bir mücadelede dövüşebileceği anlamına gelmez.'' En iyi bir aneler, hanlar ve genelevler Mor ve Ay Havuzu'nun yakınlarındaydı. Ama Deryan müdavimlerin ortak dile daha eğilimli olduğu Paçavracı Limanı'nı tercih ediyordu. Sam araştırmaya, Derya'nın daha önce şarkı söylediği mekanlar olan Yeşil Muran'ı Hanı, Karamavnacı ve Morogun'un yerinden başladı. Derya'nın bu mekanların hiçbirinde değildi. Sis evinin önüne müşteri bekleyen onlarca gondol bağlanmıştı. Sam gondolculara baştan ayağa siyahlar giyen bir şarkıcı görüp görmediklerini sordu. Ama adamlar Sam'in yüksek Valeyra dilini anlamadı. Ya anlamadılar? ''Ya da anlamamayı tercih ettiler.'' Sam, Naba Köprüsü'nün ikinci kemiğinin altındaki pis kokulu şaraphaneye baktı. İçerisi ancak on insan alacak kadar genişti. Derya'nın on kişiden biri değildi. Sam, serseri hanını, yedi fener evini ve kedi yuvası isimli bir genelevi denedi. Tuhaf bakışlarla karşılandı ve yardım alamadı. Dışarı çıkarken kedi yuvasının kırmızı fenerinin altında az kalsın iki genç adama çarpıyordu. Adamlardan biri esmer, biri sarışındı. Esmer olan bravo silinde bir şeyler söyledi. Sam, üzgünüm demek zorunda kaldı. Anlamıyorum. Adamlar korkuyla uzaklaştı. Yedi krallıkta soylu adamlar rengarenk kadifeler, ipekler ve atlaslar giyerken sıradan insanlar ve köylüler Hamyunlarla kahverengi kaba kumaşlar giyerdi. Bravo'sta bunun tam tersi bir durum söz konusuydu. Eşkıyalar etrafta tavus kuşları gibi dolaşıyor ve kılıçlarını okşuyordu. Kudretliler ise, aysız bir gece kadar koyu olan siyahlar ve neredeyse siyah olan griler, morlar ve maviler giyiyordu. ''Arkadaşım Terro, seni mide bulandıracak kadar şişman olduğunu söylüyor.'' dedi sarışın eşkıya. Adamın ceketinin bir tarafı yeşil kadife, diğer tarafı gümüş dokumaydı. ''Arkadaşım Terro, senin kılıcından çıkan tıkırtanın başını ağrıttığını söylüyor.'' Adam ortak dilde konuşuyordu. Adının Terro olduğu anlaşılan ve şarap renkli brokarla sarı bir pelerin giyen esmer eşkıya ''Bravo'' bir şeyler söyledi. Sarışın olan güldü. ''Arkadaşım Terro, senin konumunun üzerinde giyindiğini söylüyor.'' Sen büyük bir lord musun ki siyahlar giyiyorsun? Sam koşmak istedi ama koşarsa kendi kılıç kemerine takılıp düşerdi. Kılıcına dokunma dedi kendine. Sam'in kabzaya tek parmağını değdirmesi bile bu eşkıyalardan birini ya da diğerini kışkırtmaya yetebilirdi. Sam adamları sakinleştirecek birkaç kelime düşünmeye çalıştı. Ağzından çıkarabildiği tek şey değilim oldu. O bir lord değil dedi bir çocuk sesi O gece nöbetçilerin adamı aptal batı diyardan ışığın altında bir kız çocuğu belirdi hırpani ve cılız bir yaratıktı saçları kirliydi ayaklarında kocaman çizmeler vardı ve deniz yosunuyla dolu bir el arabası itiyordu Mosul limanda bir kara kardeş daha var denizcinin karısına şarkılar söylüyor diyerek eşkıyaları bilgilendirdi seme döndü eğer dünyadaki en güzel kadının kim olduğunu sorarlarsa bülbül cevabını ver. Yoksa sana meydan okurlar. Biraz midye almak ister misin? Bütün istediyelerimi sattım. Hiç sikkem yok, dedi Sam. Hiç sikkesi yokmuş, diye dalga geçti sarışın eşkıya. Adamın esmen arkadaşı sırıttı ve bravo dilinde bir şeyler söyledi. Arkadaşım Terro üşümüş. Bizim iyi şişman arkadaşımız ol ve pelerini Terro'ya ver. Bunu da yapma, dedi işportacı kız. Pelerinini verirsen çizmelerini isterler. Çok geçmeden çıplak kalırsın. Fazla gürültülü miyavlayan kediler kanallarda boğulurlar diye uyardı sarışın haydut. Eğer pençeleri varsa boğulmazlar. Ve birdenbire kızın sol elinde bir bıçak belirdi. Kızın kendisi kadar cılız bir kılıç. Tero isimli adam sarışın arkadaşına bir şeyler söyledi ve iki adam gülüşerek uzaklaştılar. Adamlar gittiğinde teşekkür ederim dedi Sam. Kızın bıçağı ortadan kayboldu. Eğer gece vakti kılıç taşıyorsan bu sana meydan okunabileceği anlamına gelir. Onlarla dövüşmek mi istiyordun? Hayır. Semin sesi ciyaklama gibi çıkmıştı. Sam kendi sesinden irkildi. Gerçekten gece nöbetçilerinden misin? Daha önce senin gibi kara bir kardeş görmemiştim. Kız el arabasını gösterdi. İstersen son midyeleri alabilirsin. Karanlık oldu. Artık onları kimse almaz. Sıra mı gidiyorsun? Eski şehire. Sam pişmiş midyelerden birini alıp midesine indirdi. İki gemi arasındayız. Midye güzeldi. Sam bir tane daha yedi. Eşkıyalar kılıçsız birini asla rahatsız etmezler. Tero ve Orbelo gibi aptal develer bile. Sen kimsin? Hiç kimse. Kız balık kokuyordu. Eskiden biriydim ama şimdi değilim. İstersen bana kes diyebilirsin. Sen kimsin? Tarlı hanedanından Semval. Ortak dedi biliyorsun. Babam Naymerya'nın kürekçi başıydı. Annemin bülbülden daha güzel olduğunu söylediği için bir eşkıya tarafından öldürüldü. Babamı öldüren adam şu karşılaştığın devlerden biri değildi. Gerçek bir eşkıyaydı. Bir gün onun boğazını keseceğim. Kaptan Naymerya'nın küçük bir kıza ihtiyacı olmadığını söyledi ve beni gemiden attı. Brusko beni yanına aldı ve bana bir el arabası verdi. Kız gözlerini kaldırıp Sem'e baktı. Hangi gemiyle gideceksin? Lady Yushon'u arada kamera tuttuk. Kız gözlerini kısarak kuşkuyla Sem'e baktı. O gemi gitti. Bilmiyor musun? Günler önce limandan ayrıldı. Biliyorum diyebilirdi desem. O ve Darian rıhtımda durmuşlardı. Lady Yushonara önce Titan'a, oradan da açık denize doğru giderken geminin küreklerinin inip kalkışını izlemişlerdi. Pekala, demişti şarkıcı. Bu iş bitti. Eğer sem daha cesur bir adam olsaydı, şarkıcıyı suya iterdi. Deryan, kızları soyunmaya ikna ederken bal dilliydi. Ama nedense kaptanın kamerasında bütün konuşmaları sem yapmıştı. Bravostu adamı onları beklemesi için ikna etmeye çalışmıştı. Ambarlarım dolu ve adamlarım karılarıyla vedalaştılar. Sizinle ya da sizsiz. Deniz yükseldiğinde Lady yola çıkıyor. Lütfen diye yalvarmıştı Sam. Sadece birkaç gün daha. Benim istediğim bu. Üstad Eamon'un gücünü geri kazanması için. Onun hiç gücü yok. Kaptan bir önceki gece Han'ı ziyaret etmiş ve Üstad Eamon'u bizzat görmüştü. O yaşlı ve hasta bir adam. Onun benim Lady'imde ölmesini istemiyorum. İster onunla kalın, ister onu terk edin. Benim için fark etmez. Ben denize açılıyorum. Bu yetmiyormuş gibi Sem'in yolculuk için ödediği sikkeleri geri vermeyi de reddetmişti. Sem'i ve yanındakileri sağ salim eski şehire götürecek olan gümüşleri. En iyi kamaramı tuttunuz. Kamara orada. Sizi bekliyor. Eğer onu doldurmayı tercih etmiyorsanız bu benim suçum değil. Neden kayba uğrayayım? Şimdiye kadar gölgeli vadideydik diye düşündü Sam hüzünle. İyi bir rüzgarla Pentos'a bile varabilirdik. Ama bunların hiçbiri işportacı kızı ilgilendirmezdi. Bir şarkıcı gördüğünü söyledin. Mutlu limanda denizcinin karısıyla evlenecek. Evlenecek? Denizcinin karısı sadece onunla evlenen adamlarla yatar. Mutlu liman nerede? Oyuncu gemisinin karşısında. Sana yolu gösterebilirim. Yolu biliyorum. Sam oyuncu gemisini görmüştü. Deryun evlenemez. Yeminin sözlerini söyledi. Gitmek zorundayım. Koştu. Kaygan taşların üstünde uzun bir yoldu. Sam çok geçmeden nefes nefese kaldı. Siyah pelerin arkasında gürültüyle savruluyordu. Koşarken tek eliyle kılıç kemerini tutmak zorundaydı. Karşılaştığı insanlar ona tuhaf bakışlar attı. Ve bir kedi arka ayaklarının üstüne kalkıp tısladı. Sam gemiye vardığında sendeliyordu. Mutsu liman sokağın tam karşısındaydı. Sam kıpkırmızı ve nefes nefese bir halde içeri girer girmez tek gözlü bir kadın kollarını onun boynuna doladı. Yapma dedi Sam kadına. Buraya bunun için gelmedim. Kadın Bravos dilinde cevap verdi. Yüksek Valeyra dilini kullanarak bu dili bilmiyorum dedi Sam. Mumlar yanıyordu ve şöminede ateş çıtırdıyordu. Biri testereyle bir şey kesiyormuş gibi keman çalıyordu. Sam, bir kırmızı rahibin etrafında dans eden iki kız gördü. Tek gözlü kadın, göğüslerini Sam'in göğsüne bastırdı. ''Yapma! Buraya bunun için gelmedim.'' Sam, havada Derya'nın tanıdık sesi çınladı. ''Öna, onu rahat bırak. O katil Sam. Benim yeminli kardeşim.'' Tek gözlü kadın hafifçe uzaklaştı ama tek elini Sem'in kolunda bıraktı. Dansçılardan biri seslendi. İsterse beni kastedebilir.'' Diğeri, sence kılıcına dokunmama izin verir mi? Dedi. Kızların arasındaki duvara mor bir kadırga boyanmıştı. Kadırganın mürettebatı, uyluk yüksekliğinde çizmelerden başka hiçbir şey giymeyen kadınlardan oluşuyordu. Tiroşlu bir denizci köşede sızmıştı. Kızıl renkli gür sakallarının arkasından horluyordu. Başka bir yerde, büyük göğüslü yaşlıca bir kadın, siyah ve kırmızı tüyler takmış iri bir yaz adalıyla taş oyunu oynuyordu. Bütün bunların ortasında Derya'nın oturuyordu. Kucağındaki kadının boynuna burnunu sürtüyordu. Kadın, şarkıcının siyah pelerini giyiyordu. ''Katil!'' diye seslendi şarkıcı sarhoş bir sesle. ''Gel de Lady Karım'la tanış.'' Derya'nın saçları saman ve bal sarısıydı. Gülümsemesi sıcaktı. ''Karıma ağaç şarkıları söylüyorum. Ben şarkı söylediğimde kadınlar yağ gibi eriyor. Bu yüzden nasıl karşı koyabilirim?'' Kadının burnunu öptü. ''Karım, katile bir öpücük ver. O benim kardeşim.'' Kadın ayağa kalktığında sen altında hiçbir şey olmadığını gördü. ''Sakın karımı okşamaya kalkma katil.'' dedi değriğin gülerek. ''Ama karımın kardeşlerinden birini istersen çekinme.'' Hala yeterli sikkem var sanırım. Bize yiyecek satın alabilecek sikkeler diye düşündü Bize odun alabilecek ve Üstad Eymon'u sıcak tutabilecek sikkeler. Sen ne yaptın? Sen evlenemezsin. Sen yeminin sözlerini söyledin. Tıpkı benim gibi. Bunun için başını alabilirler. Sadece bu gece için evlendik katil. Batı diyarda bile bunun için başını almazlar. Hazine bulmak için köstebek kasabasına gitmedin mi hiç? Hayır. Sam kızardı. Ben asla. Peki yabanı fahişeden ne haber? Onu birkaç kez düzmüş olmalısın. Ormanda şu senin pelerinin altında birlikte geçirdiğiniz onca gece aletini kızın içine hiç sokmadığını söyleme sakın. Darian eliyle bir sandalye gösterdi. Otur katil bir kadeh şarap al bir fahişe al ikisini de al. Sam şarap istemiyordu. Akşam olmadan döneceğini söylemiştin. Şarap ve yiyecek getirmek için. Ötekiyi böyle mi öldürdün? Onu ölene de kazarladın mı? Deryin güldü. Benim karım o. Sen değilsin. Eğer evliliğime kadeh kaldırmayacaksan git. Benimle gel, dedi Sam. Üstad Eamon uyandı ve şu ejderhaları duymak istiyor. Kanayan yıldızlardan, beyaz gölgelerden, ve rüyalardan bahsediyor. Eğer şu ejderhalarla ilgili daha çok şey öğrenebilirsek, üstad biraz huzur bulabilir. Bana yardım et. Yarın, düğün gecemde değil. Darian ayağa kalktı. Karısının elini tuttu ve merdivene doğru yürümeye başladı. Sam şarkıcının yolunu kesti. Söz verdin Darian. Sözleri söyledin. Benim kardeşim olman gerek. Batı diyarda. Burası sana batı diyar gibi görünüyor mu? Üstad Eymon, ölüyor. Bütün gümüşlerimizi verdiğin şu şeritli şifacı bu kadarını söyledi. Deryan'ın ağzı gerildi. Bir kız seç ya da gitsem düğünümü mahvediyorsun. Gideceğim, dedi Sam. Ama sen de benimle geleceksin. Hayır, seninle işim bitti. Siyahla işim bitti. Deryan çıplak karısının üstündeki pelerini yırtarak çıkardı ve Sem'in yüzüne fırlattı. Al, bunu yaşlı adamın üstüne ört. Onu biraz ısıtır. Benim bu pelerine ihtiyacım olmayacak. Ben yakında kadifelere bürüneceğim. Gelecek yıl kürkler giyeceğim. Yiyeceğim şeyleri duysan. Sem şarkıcıya vurdu. Bunu düşünmemişti. Eli yukarı kalktı. Yumruk şeklini aldı ve şarkıcının çenesine indi. Darian küfretti. Şarkıcının çıplak karısı bir çığlık attı ve Sem şarkıcının üstüne atıldı. Darian alçak bir masanın üstüne devrildi. İkisi hemen hemen aynı boydalardı. Ama Sam şarkıcıdan iki kat ağırdı. Ve hayatında ilk kez korkmayı unutacak kadar öfkeliydi. Darian'ın yüzünü ve karnını yumrukladı. Sonra iki eliyle birden delikanlının omuzlarına vurmaya başladı. Darian, Sam'in bileklerini yakalayınca Sam arkadaşına kafa attı ve onun dudağını patlattı. Elleri serbest kalınca da burnunu yumrukladı. Bir yerde bir adam gülüyordu. Bir kadın küfrediyordu. Dövüş yavaşlamaya başladı. Sen ve Darian, ambar renkli balın içinde dövüşen iki siyah sinek gibiydiler. Biri, Sam'i şarkıcının üstünden aldı. Sam ona da vurdu ve başına bir şey çarptı. Sonra Sam kendini dışarıda buldu. Sesin içinde uçuyordu. Bir an için aşağıdaki siyah suları gördü ve sonra kanal yükselip Sam'in yüzüne çarptı. Sam bir taş gibi battı bir kaya gibi, bir dağ gibi. Gözlerine ve burnuna su doldu. Siyah, soğuk ve tuzlu. Sam imdat için bağırmaya çalıştığında daha çok su yuttu. Soluk almak için çabalayarak ve suyu döverek döndü. Burnundan hava kabarcıkları çıkıyordu. Yüz, dedi Sam kendine. Yüz. Tuzlu su gözlerini yakıyor ve onu körleştiriyordu. Sam sadece bir an için yüzeye çıktı. Ciğerlerini havayla doldurdu. Bir eliyle umutsuzca çırpınırken diğeriyle kanalın duvarına tutunmaya çalıştı. Ama taşlar dümdüz ve kaygandı. Tutunacak bir yer yoktu. Sam tekrar battı. Kıyafetleri suyu emip sırılsıklam olurken Sam soğuğu teninde hissediyordu. Kılıç kemeri bacaklarından aşağı kaydı ve ayaklarına dolandı. Kör bir panik içinde boğulacağım diye düşündü Sam. Tekrar yüzeye çıkabilmek için çırpındı ama yukarı çıkmak yerine kanalın dibine çarptı. Tepe taklak olmuşum diye fark etti. Boğuluyorum. Suda çırpınan elinin altından bir şey geçti. Bir balık ya da su yılanı. Boğulamam. Üst ben bensiz ölecek. Şey boyun kimsesi kalmayacak. Yüzmek zorundayım. Yüzmek. Şiddetli bir su sesi duyuldu ve bir şey Sem'in vücuduna dolandı. Sem'in ilk düşüncesi su yılanı oldu. Su yılanı beni yakaladı. Beni aşağı çekiyor. Ağzı çığlık atmak için açıldı ve Sem daha fazla su yuttu. Boğuldum. Sem'in son düşüncesiydi. Ah tanrılar merhamet edin. Boğuldum. Sem gözlerini açtığında sırt üstü yatıyordu. İri bir yaz adalı domuz budu büyüklüğündeki yumruklarıyla Sem'in karnına vuruyordu. Sem, kes şunu, canımı acıtıyorsun diye bağırmaya çalıştı. Kelime yerine su kustu ve güçlükle nefes aldı. Sıra sıklandı, üşüyordu. Kaldırım taşlarının üstünde bir kanal suyu gölcüğünün içinde yatıyordu. Yaz adalı Sem'in karnına tekrar vurdu ve burnundan biraz daha su fışkırdı. ''Kes şunu, dedi Sam nefes nefese. Boğulmadım, boğulmadım. Hayır. Kurtarıcısı Sem'in üzerine eğildi. İri siyah bir adamdı. Üstünden su damlıyordu. Eksando'ya bir sürü tüy boşlusun. Su, Eksando'nun iyi pelenini mahvetti. Etmişti, Sem gördü. Tüylerden yapılmış, ıslak ve kirli pelerin siyah adamın devasa omuzlarına yapışmıştı. Amacım aslında... Yüzmek değil miydi? Eksando gördü. Çok fazla su sıçradı. Şişman adamlar suyun üstünde kalmalıdır. Adam kocaman siyah elleriyle semin kıyafetini kavradı ve onu ayağa kaldırdı. Eksando tarçın rüzgarın ikinci kaptanıdır. Çok dil konuşur. Biraz. Eksando içeride güldü. Sen şarkıcıya yumruk atınca. Ve Eksando duydu. Adamın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Aleksandro o ejderhaları biliyor. 27. bölümün sonu.